Şimdi bir gün dişlerimi yaptıracaktım, dişçiye gittim. Dişçi teknisyen, bir de doktor vardı onun. Yani şeyi, etiketiyle doktor şeylik yapabiliyor, yasak yoksa. Doktor oradaydı. Dedi, Yusuf Bey bir yere kadar gitti. Ben mi dedi, yok dedi ben onu bekleyeyim. Onu beklerken, ha dedim bir mevzu olsun. Dedim ya bak size bir diş dedim. Neler yapıyor başımıza? Halbuki Cenab-ı Allah dedim bak bak bir dişin tamiri için kaç sene okudunuz dedim. İşte 20 sene. Bir dişi tamir etmek için dişin kendisini yapmıyorsunuz. Bir dişi tamir ediyorsunuz dedim. Bir diş doktoru oluyor. Lan dedim Cenab-ı Hak ne muazzam bir düzen koymuş kainata. Bak dedim hepimizin yaratılışımız aynı. Ölçülü, nizamlı. Tabi dedi evrimin bir kuralıdır dedim. Şimdi Allah'ın bir kanudur, Allah'ın bir kuralıdır, Allah'ın ilahi bir sanatıdır dese çok güzel bir şey. Öyle demesi ne kadar çirkin oluyor bak. Evrimin bir kuralı deyince ben de şöyle bir güldüm böyle istihzai. Dedi siz dedi evrime inanmıyor musunuz yoksa? Valla dedim ben evrime inanırım ama bir eviren çeviren var yani. Öyle kendi kendine bir şeyin evrileceğine inanmıyorum dedi. Nasıl inanıyorsunuz dedi. Mesela dedim bakın büyük harflerle yazayım rahat okursun. Dedim bakkaldan ve fırından bir tane ekmek aldım. O ekmek bize gelinceye kadar ne kadar evrimler geçirdi. Mesela köylü buğdayı aldı eline. Elini evirdi çevirdi toprağa serpti. Sonra toprağın altını üstüne çevirdi. Sonra tırmıkla evirdi çevirdi tarlayı düzeltti. Biz de köylü çocuğuz biliyoruz bunları. Sonra da ekinler yeşerdi çıktı sarardı. Gitti onları devirdi. Ondan sonra aldı harmana serdi. Atlarla veya öküzlerle evirdi, devirdi, çevirdi, evirdi, çevirdi, devirdi. Biz çocuktuk böyle. Harmancılar vardı. Bana derdi gel Necmi otur bak seni seviyorum. Otur düvene. Beni sevdiğinden değil ağırlık lazım düvene. Ben de abimi çağırıyorum. Abi diyorum bak herkesi oturtmuyorlar. Bizi oturtuyor. Annemiz çağırıyor gel oğlum başınız kaynayacak güneşten. Anne bizi seviyor harmancı. Başkasını oturtmuyor bizi oturtuyor. Bu kadar safız yani. Atlar dönüyor veya öküzler. Şimdi döne döne harman iyice eziliyor. Buğdayla saman biçildi kesildi. Sonra bir yığın yapıyor onu harmancı. Alıyor eline yabayı yaba derler böyle. Rüzgarlı bir havada ya Allah diyor. Tak böyle bir attırıyor. Buğdaylar ağır olduğu için bu tarafa devriliyor. Saman da hafif olduğu için bu tarafa evriliyor. Trak trak trak. Bir yığın oluyor iki yığın. Biri saman biri buğday. Aferin. Ondan sonra buğdayı ayırdık samandan. Aldık değirmene götürdük. Daha var da yıkıyoruz falan orada da fazla yapmayalım. Değirmene götür. Attık taşların arasına taşlar ve değirmen taşları. Eviriyor, çeviriyor, deviriyor, eviriyor, çeviriyor, deviriyor. Şimdi adam böyle bakıyor. Evire çevire, evire çevire dedim. Un haline getirdi buğdayı. Sonra buğdayı alıyoruz. Eleğe koyuyoruz. Eviriyoruz, çeviriyoruz, eviriyoruz, çeviriyoruz. Kepeğinden onu ayırıyoruz. Sonra fırına götürüyoruz. Basıyoruz suyu üstüne. Eviriyoruz, deviriyoruz, çeviriyoruz, eviriyoruz, çeviriyoruz, deviriyoruz. Hamur haline getiriyoruz. Sonra parçalara bölüp fırına atıyoruz. Üstü kısarınca altını çeviriyoruz. Buyurun efendim. Gördün mü dedim kardeşim? Bu ekmek bize gelinceye kadar ne kadar evrimler geçirdi. Ama kaç tane evren var? Tarlacı var, biçici var, harmancı var, değirmenci var, fırıncı var. Bunların evirip çevirmesiyle bize ekmek olarak evrimleşerek geliyor. Yoksa çocuklar, öğretmen şimdi almış çocuklar karşısına. Bu görmüş olduğunuz buğday var ya, evet hocam yazın. Zamanla evrimleşerek, bize ekmek olarak dönüşerek, genleşerek, evrimleşerek ekmek olarak gelecek desek kim inanır buna? Affedersin eşek bile inanmaz. İşte bunu iddia edenler de eşşoğul eşek. O eşşoğul eşeği demesen var ya tam olmuyor. Paso tam sonuna kadar oturuyor hiç su kaçırmaz. Eşşoğul eşek deyince adam dedi gerçekten çok orijinal bir yanıt oldu dedi. Bunu böyle 35 sene önce İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nin bahçesinde
Her cuma günü bir başlıyorduk. Namazdan sonra ikindiyi kaçırmayacak zamana kadar ver yansın sohbet ediyorduk. Görsem çeşitli insanlar var. Bazıları çok böyle şey, kafası bozuluyor çıkıp gidiyor. Mesela diyorum ki kavunu suratına sürsen tat almaz. Ağzına koysan tat alır. Eğer Allah ağzımızın içinde yanağımız gibi yapsaydı bir kıymeti var mıydı? Çiçeği burnuna götürsün koku alıyor, kulağına götürsen almaz. Telefonu kulağına götüreceksin, çiçeği burnuna. Yoksa telefonu burnuna götür. Alo, ses gelmiyor, gelmez. Oo, alkışlıyorlar falan. Şimdi bazısı kaçıp gidiyor. Yahu diyor, birisi gelmiş oluyor, acayip dinci. Ne anlatıyor? Acayip ya. Yok, ağzına götürürsen kavunu tat alır, suratına sürersen tat almaz. Burası da etmiş, burası da etmiş. Yok, burnuna çiçeği götürürsen koku alır, kulağına götürsen almaz. İkisi de aynıymış. Ulan tabii ya diyor. Nerede anlatıyor? Bir kişi gidiyor, 15 kişi geliyor böyle. Saatlerce orada böyle sohbete devam ediyorduk. Tabii bozuklar da vardı. Kalkıyor birisi. Hocam bir sorun var. Buyurun kardeşim. Biraz değişik ama sor kardeşim. Sor soruyu, al cevabı. Allah kendinden büyük taş yaratabilir mi? Soruya bak, zındık ya. Şimdi sen oğlum bak, böyle kafirlik yapma. Sen bizim sohbetimizi sabote mi etmek istiyorsun? Böyle soru mu olur? Diyecek, bak cevap veremedin, nasıl yaygara yapıyor. Arkadaşlar, kardeşimiz çok enteresan bir soru sordu. Herkes böyle soru soramaz. Bir insanın kültürü sorusundan belli olur. Ben kardeşimize cevap vermeden önce, cevap falan vermeyeceğim esasında. Size soruyorum. Böyle bir taşa ihtiyaç var mı? Herkes diyor, her taraf dağ taş dolu. Biri barbak kaldı. Hocam diyor, öyle bir taş olsa bize yer kalmaz. Taş altında kalırız. Ne ikim alanı kalır, ne yerleşim alanı kalır. Kardeş diyorum, böyle bir taşa ihtiyaç yokmuş. Çok tehlikeliymiş. Cenab-ı Allah hakimdir. Abes iş yapmaz. Böyle bir taş yaratmak abes olduğundan Rabbimiz abesten münezzehtir. İstersen bu taş olayından vazgeçin. Teşekkür ederim. Tamam. Medenilere ikna etmek, ne diyor? Medenilere galebe çalmak ikna iledir. Söz anlamayan vahşilere olduğu gibi cebir ve şiddet değildir. Medeni ne demek kardeşler? Medine şehir demektir. Şehirde oturanlara da medeni denir. Dağdakilere bedevi denir. Şehirdekilere medeni. Adam bakıyorsun, zır cahil ama gene bir televizyonu var, bir mecmuası var, cep telefonu var. İnanmıyor ama gene bir şeyler var. Bu adama anlatmak kolay olabilir. Yani bir köylüye belki anlatmak daha zor olur ama bu şey atom diyor, nötron diyor, proton diyor, elektron diyor, molekül diyor. Bir şeyler bildiği için bunları ancak ikna yoluyla, efendim ispat yoluyla onlara bunu anlatabiliriz. Geçenlerde Adapazarı'nda birisini dershaneye getirdi. Birisi abisi hacı, sakallı, kardeşi ateistmiş. Hacı dedi ki, ya benim bir ateist kardeşim var dedi. Vallahi dedi, sen onu yola getirebilirsin falan. Sen dedi, yola getirmek çok kolay. Dedi yarın dedi gelsem anlatır mısın? Saat dedim 1'de gelin, 2'de bir yere gideceğiz. Tamam dedi. Oldu 1-1.5 gelmediler, baktım 2'ye geliyordu, biz çıktık gidiyoruz. Onlar da geliyorlar. Neyse dedik 5 dakika şey yapalım. Şimdi tabii geldi kardeş, havalı havalı mühendismiş. Hem müteahhit hem mühendis falan. Oturdu, ayak ayak üstüne attı böyle. Burası ne diyor? Allah dedim, beyefendi, malum biz bir sosyal varlık olduğumuzdan tek başımıza yaşayamıyoruz dedi, malumunuz. Bir aslan tek başına yaşayabilir, bir öküz tek başına yaşayabilir. Ama insan tek başına yaşayamaz. Çünkü benim dedim bak, düğmeye ihtiyacım var. Düğme yapan bir toplumda yaşayacağım ki düğme ihtiyacımı göreyim. Yoksa kaldım düğmesiz. Gömlek yapan birisi olacak ki dedim gömlekten kurtulayım. Fanile yapan birisi olsa ki çıplaklıktan kurtulayım. Birisi ayakkabımı yapacak ki yanlı ayaktan kurtulayım. Onun için biz dedim sosyal bir varlıkız. Toplumda yaşamaya elverişli olarak yaratılmışız. Onun için böyle toplu olarak yaşıyoruz. Sonra dedim malumunuz stadyumda toplananlar var. Kafeteryada toplananlar var. Meyhanede toplananlar var. Kumarhanede toplananlar var. Lokalde toplananlar var. Biz de burada toplandık dedim. Bunlar bizim hep kardeşlerimizdir. Zaten ana baba biriz dedim. Bak kardeşimin burnu, o da benimki de burada dedim. Onunki de burada, seninki de burada falan. Geç bana. Yaratıcı dedi bana, sordu mu? Burnunu nereye koyayım? Zındık. Böyle diyor. Yaratıcı diyor bana, sordu mu? Burnunu nereye koyayım? Dedim sorsaydı nereye koyardınız?
Ya mesela, mesela lütfen dedim burnuna bir yer bul. Ben burasını beğenmiyorum. Al evine, ara. Nereye koysam acaba? Nasıl burası? Olmadı. Buraya koysam olmadı. Arkana koysan olmadı. Dedim bak kardeş, sakın böyle bir şey yapmaya kalkma. Burnun elinde kalır, yer bulamazsın dedim. Allah dedim en güzel yere koymuş. Ona dedim kanaat getir. Kusura bakma dedim, biz başka bir yere gideceğiz. Sandığımız var. Ya biraz otursaydık, kusura bakma geç kaldınız dedim. Kalktık gittik. Kart vermiş abisine, ya ne olur hoca bizim büroya gelsin. O gelsin bizim büroya. Bizim büro daha büyük.